Bu videoda dünyanın en komik okul TikTok'larına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutma. Paul, arkadaşın çantasını taşımanı istedi. Ama çanta çok ağır. Abi bu çanta niye bu kadar ağır ya? Bazen bana da söylüyordu arkadaşlarım. Kanka şunu bir tutsana diye alıyordum, böyle yere gidecek gibi oluyordum. Taş mı taşıyorsun çantada? Yani aynı derse geldik. Taş mı var çantada? Şu an tatildesiniz ama şu olayı hepiniz biliyorsunuz. Yaklaşık bir 15-20 gün sonra da yaşayacaksınız tekrar. Abi o ayağın sallanması durmuyor ya. Ben mesela günlük hayatta da ayağımı sallıyorum yani fark etmeden. Sonra sallarken fark edip duruyorum ondan sonra. Her sabah okula gitmek nasıl hissettiriyor? Garibanım ben böyle sanki diyorum. Keloğlan gibi gerçekten çok kötü ya. Ders bittiği anda ben. Anında kaçtı bak, anında kaçtı. Peki siz hangi ders bittiğinde anında kaçıyorsunuz? Hiç kimse. Ben gecenin üçünde çalışıyorum gibi bir şey diyor. Bayağı çalıştın ya. Gerçekten çalıştın. Top sana geldi. Herkes diyor ki kanka bana at. Kanka bana at. Hanginize atayım bu topu bilmiyorum ki. Gerçekten o oyunu oynamak çok sıkıntılı ya. Herkesin dediği şey şu. Bana at. Oldu. Topu 50 parçaya böleyim. Hepinize atayım. Öğretmen yürümeye başladığında ben ve en yakın arkadaşım bir şeyler yapıyormuşuz gibi yapıyoruz. Yani boş boş durmuyoruz hocam. Bak ders çalışıyoruz hocam. Dersle ilgileniyoruz hocam. Gerçi bunu insanlar iş hayatında da çok yapıyorlar. Mesela işte arkadaşıyla konuşuyor falan. Baktı patron geliyor. Şirket verileri... Evet. Şirketimiz için... Evet. Bu hileyi herkes bilir. Aynen öyle. Öksürükle absorbe edip bir şey yedim. Kesinlikle çok doğru ya abi. Öksürükle absorbe edilir. Ben normal hayatta da bir şeyi öksürükle absorbe ettiğim oluyor. Öksürükle absorbe iyidir. Beden eğitimi dersinde herkes koşuyor böyle. Sen ve en yakın arkadaşın yürüye yürüye bir şeyler konuşuyorsunuz falan. Çok önemli konular konuşuyorsunuz. Sen şimdi hemen söyle, beden eğitimi dersinde o koşan tarafta mısın yoksa böyle muhabbet eden taraf mı? Annem okula gitme vakti dediğinde... Senin dolapta ne işin var ya? Kapat dolabı çabuk. Kapat kapat, açma. O vakit gelmedi. Kapat. İşte dünyanın en gıcık edici olayı. Öğretmen soru sordu. Herkes parmak kaldırıyor. Sen parmak kaldırmıyorsun. Öğretmen seni seçiyor. Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Buradan öğretmenlere sesleniyorum. Ben parmak kaldırdım mı? Ben öğretmenlik yaptığım zamanlarda kimseye öyle yapmıyordum yani. Parmağını kaldırmıyorsa bilmiyor diyordum. Geçiyordum. Ama ben öğrencilik hayatım boyunca parmak kaldırmamama rağmen çok fazla tahtaya çıktım. Neden hocam? Ben parmak kaldırdım mı hocam? Kaldırmadım hocam. Demek ki bilmiyorum. Proje ödevindeki o adam. Hiç yardımı yok bak hiç. Ya gerçekten o kadar ben ki şu video, anladım. Hiçbir şey yapmadı ya. Ben de proje ödevlerinde böyleydim. Bir grup kurulurdu, WhatsApp grubu. Oradan herkes yazışırdı falan. Ben böyle gizli gizli o yazışmaları okurdum. Bana verilen görevi de yapmazdım. Sonra onlar yapardı işte, hep beraber not alırdık. Ona böyle oturmayacaksın değil mi? Niye böyle oturuyorsun? Ne kadar zevkli görünüyor. Ya ben işte şu an öğrenci olsaydım sınıftaki herkese şunu öğretirdim. Böyle döne döne giderdik. Sınavda kopya çekiyor. Aha, öğretmen bir şey gördü. Telefonu koymaya çalışırken bir anda öğretmen kalktı ayağa. Telefonu düşürdün. Abi telefonla kopya çekerken telefonu düşürmek gerçekten çok kötü bir şey. Öğretmen geldi. Benim başıma çok kez geldi. Ama mesela öksürükle absorbe etmeyi biliyorsan kurtulma şansın var. Bir de öğretmen telefonu almaya geldiğinde böyle hiçbir şey olmamış gibi veriyorsun ya. Şöyle acınası halde veriyorsun. Ben işte o an çok kötü ya. Sabah 6'da okul için uyanmaya nasıl tepki vereceğimi düşünüyorum. Bak şu anki düşünce böyle, kalkacağım. Gerçek hissiyat bu. Abi mesela hep bu olur. Her akşam yatınca diyorum ki sabah 9'da kalkacağım. Yani düşüncesi güzel geliyor böyle. Erken kalktım falan filan. Ama saat 9 olduğu zaman böyle yataktan kalkamıyorum. Bak böyle oluyorum bir anda. 14 yaşındaki kardeşi sabahın 6'sında bir sürü makyaj yapmış. Saçlarını yapmış. Abla neden? Yani okula nasıl gidiyorsun? Ben anlamadım ki sabahın 6'sında bunları nasıl başardın? İnsanlar sabah 6'da nefes alamıyorlar yani, o kadar erken bir saat. Sen full makyaj yapmışsın. İnsanlar ikiye ayrılır. Okula pijamasıyla zar zor giden vs full makyajlı gelen. Ne taraftasın? Eğer okulunuzda böyle notlamalar varsa, yani bu videoyu izlerseniz iyi olur sizin için. Belki bir işinize yarayabilir diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Ama eğer bu notlama sistemi yoksa, yani A, B, C falan, işinize yaramaz. Sınavdasın, soruyu çözüyorsun. Öğretmen geldi tependen baktı kağıda. Ondan sonra şöyle bir şey diyor. Arkadaşlar soruları düzgün okuyalım. Hocam şimdi yanlış mı yaptım? Yani o an şunu hissetmiyor musunuz? Ha, demek ki benim kağıdıma baktı, cevabın yanlış olduğunu gördü, ben bunu değiştireyim. Bence öğretmenler bunu yapmaktan zevk alıyor. Gerçekten çok sinir bozucu ya. Hocam yanlış mı yaptım hocam, söylesene. Birinci sınıftakiler galiba ördek çizmeye çalışmışlar. Güzel.
Kim çizmiş bunu? Bu güzel çizilmiş. Gerçekten bu daha iyi. Herhalde o ilk gösterdiği olması gereken, ikinci gösterdiği gerçekte olan. Online derste mikrofon kapalıyken öğretmen sizi duyabiliyormuş. Görüyorsunuz şu an mikrofon kapalı, bakın sol altta mikrofon çarpı işareti var. Öğretmen duyuyor ama ve sorusuna cevap veriyor. Gerçekten bunu öğrendikten sonra umarım mikrofonun yanında saçma sapan şeyler söylemezsiniz. Derslerde dikkat edin, duyuyorlarmış. Sınıfta uyuyan öğrenciler için iki tür öğretmen vardır. Biri gelir masasının yanına, niye böyle yapıyorsun, işte ders dinlemen lazım ama falan diye böyle tatlı tatlı konuşur. Onu uyandırır böyle sevimli sevimli. Hadi görüşürüz, bak bir daha uyuma falan der gider. İkinci öğretmen gelir, kaldır kafanı. Konudan bağımsız bir şekilde kamu spotu veriyorum, derslerde uyumayın. Hiç kimse ama biz bütün gün böyleyiz. Gülmemeye çalışıyorlar. falan diye patlıyor. Ve derste hani gülmek, öğretmen onu yasaklıyor yani, gülmeyin diyor ya. Gülmeyin dedikçe daha fazla gülesim geliyor benim. Yasak olduğu an benim için bitti. Ben var ya, gülmezsem olmaz. Koridorda yürüyen tipler, çiftler olur koridorda. Tamam. Basketçi olur, böyle şakacı basketçi çocuk olur. Bu da tamam. Sıradaki koşan, evet. Koşan kesinlikle olur abi. Yavaş yavaş yürüyen olur bir de şöyle. Ben her zaman o yavaş yavaş yürüyendim yani. Nereye acelem var abi? Yürüyoruz işte. Önce doktora gittin, sonra okula geldin. İşte izin kağıdın falan var doktordan, reçeten falan var. Her şeyi yapmakta özgürsün. Her şeyi yapabilirsin. O VIP'liğin tadını çıkar. Çünkü sen doktordan geldin ve reçeten var yani. Doktor dedi. Gerçekten okul yansaydı. Evet, okul yanıyor şu an. Evet. Herkes şimdi tek sıra halinde bir çizgi oluştursun, şöyle bir sıraya girsin. Yavaş yavaş çıkacağız. Abi hep böyle oluyor yani, geliyorlar işte okulda tatbikat yapıyorlar falan, tek sıra halinde çıkın falan. Böyle mi olmamızı istiyorsunuz yani? Okul yanıyor, ne yapabilirim? Bak yavaş yürü, koşma diyor, sıradan çıkma. Hocam okul yanıyor yani, bu kadar sakin olamayacağım. Saatlerce sınava çalıştınız. Tamam, sınav anı geldi. Kendinden de eminsin yani, böyle cevaplıyorsun. Baktın birisi kopya çekiyor, hayda. Ondan sonra sonuçlar açıklandı. Onlar 92 aldı, sen 10 aldın. Bunu hiç yaşadınız mı? Saatlerce çalışırsın çalışırsın, çalışmayan kopya çeken senden yüksek alır. Sınıfta nerede oturuyorsunuz? Her bölgenin kendine has bir özelliği vardır. En sağ, o kapıya yakın taraf kesinlikle kaçış tarafı. Yani ders bittiği an o taraf kaçar. Önce onlar çıkar. Orta ön kısım, soru kısmı. Yani orada oturan dersi dinler, her soruya parmak kaldırır falan kesinlikle. En sol ön öğretmen kısmı, öğretmenle konuşan. En sol arka ses falan, piknik miknik, her yerde her türlü aktivite var. Tarafını seç, hangi taraftasın? Ben okul hayatım boyunca o sol dörtlü oldum. Sol, okula arkadaşın gelmedi. İşte gerçekten dünyanın en kötü günü o gün ya. En sevdiğin arkadaşın gelmedi. Ve onun gelmediğini okulda öğreniyorsun. Ya kardeşim önceden haber versene. Gelmeyeceğim desene. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. En komik okul TikTok'larına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Acilen abone olmanız lazım. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.